Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Erdin Çeliksoy. 1972 Almanya doğumluyum. 1992 yılında iş hayatına atıldım. 32 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Tüccarlık yapıyorum. 2004 yılında Sultanhisar'dan 32 yaşında İlgener Meclisi'ye seçildim. 2 dönem İlgener Meclisi'yle yaptım 2014 yılına kadar. Akabinde Atça Belediye Spor Kulübü'nün 10 yıl başkanlığını yaptım. 5 yıl Ziraat Odası Başkanlığı yaptım Sultanhisar'da yine. Akabinde 2014-2018 yılları Nazilli Ticaret Odası Meclis Üyeliği yaptık. 32 yıldır da ticaretle uğraşıyoruz. Sultanhisar'ın kalbindeyiz. İnsanların içindeyiz. Siyasi tecrübemiz ve birikimimizden mütevellit de önümüzdeki 31 Mart 2024 seçimlerinde Sultanhisar Belediye Başkan adayı olarak Cumhur İttifakı'ndan AK Parti'den aday adayı olduk. Büyükşehir yasasından sonra 2014 Atça Sultanhisar'a mahalle olarak bağlandı ve Sultanhisar'da 11 köy, Salavatlı ve Atça mahalleleriyle beraber hepsi Sultanhisar merkezli ilçe belediyesi bütünlüğünde birleşti. Ama tabii bu birleşme bizim Sultanhisar ilçemize çok yaradığı söylenemez. Hem büyükşehirdeki belediyenin muhalefet partisi olması, hem yereldeki Sultanhisar'daki ilçenin belediyenin muhalefet partisi olmasından mütevellit bir takım hizmetlerimiz eksik gelmekte. Bunlar en önemlisi 2009-2014 döneminde Sultanhisar Belediyesi'nin jeotermal saha olarak elde etmiş olduğu bir katma değeri 2014 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi aldıktan sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni devretti. Aydın Büyükşehir Belediyesi de yani 2015'ten 2016'dan beri jeotermal saha kapalı kullanılmakta, sağlıklı bir şekilde kullanılmamakta, ilçemize herhangi bir katma değer sağlanamamakta. Vatandaş da bizi takdir eder, görevi verirse bizim ilk yapacak olduğumuz işlerden bir tanesi bu jeotermal sahayı harekete geçirmek. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi'nde bir Cumhur İttifakı'nın belediyesi yapıp buranın da Cumhur İttifakı'nın belediyesi olması koşuluyla bu jeotermal sahayı harekete geçirip biz de kamu olarak diyoruz ki biz tamam elektriğimizi üretelim ama akabinde de bizim de burada Sultanhisar'da ovada 1500 dönüm tarıma dayalı sanayi bölgesi, sera bölgesi oluşturuldu. Yine 2009-2014 döneminde bu tarıma dayalı sera organize bölgede faaliyete geçirilmedi. Bizim işte dediğimiz bu jeotermal enerjiyi çıkardıktan sonra ikisini birleştirip bu jeotermal enerjiyle bu 1500 dönüm serayı yaptıktan sonra bir saray köyü gibi bir sandıklı gibi jeotermalle ısıtılan bir sera organize bölgesi oluşturmak istiyoruz. İlçemize ciddi anlamda istihdam sağlama noktasında ve bizim ilçemizin biliyorsunuz incirimiz, kestanemiz, çileğimiz, zeytinimiz bunlar şu anda ana faktörde olan ürünlerimiz ama serayla beraber biz bir domatesi de, bir patlıcanı da, bir biberi de yetiştirdiğimiz zaman Sultanhisar'ın artık hakikaten polikültür bir tarım bölgesi olduğunu iyiden iyiye Türkiye'ye değil diyoruz biz dünyaya göstereceğiz ve Sultanhisar'ın tarım ürünlerini bir dünya markası yapma noktasında girişimlerde bulunacağız inşallah. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Büyüklerimiz takdir ederse, Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz, ilimiz, vekillerimiz uygun görürse, adaylığımız gelirse projelerimizi teker teker açıklayacağız. Projemiz en az bir 50 tane, 100 tane projemiz var bizim. Bölge çünkü projeye aç. 10 yıldır doğru düzgün bir proje almadı. Halka dokunan, halka değen bir projemiz yok. Yani tamam bir yol yapılmıştır hasbelkader, bir ova yolu yapılmıştır veya bir ara sokak yapılmıştır. Ama birebir halkı bu hizmeti hissetmiş olduğu bir proje yok. Gençlerimiz noktasında sosyal faaliyetlerde bir eksiklik görüyoruz. Özellikle kültürel faaliyetlerde şu anda ilçemizde bilim noktasında biliyorsunuz şu anda teknofestler sayesinde çok ciddi anlamda gençlerimiz bilgilendiriliyor. Ve artık gençlerimizin ufku farklı yerlerde. Biz de Sultanhisar ilçesinde gençlerimizi o ufukta hareket ettirmeye yani artık uzay çağındaki gençler olduğunu hissettirme noktasında proje üreteceğiz gençlerle alakalı. Tabii bu arada yaşlılarımız var. Yaşlılarımızla alakalı da özellikle yaşlılarımızın hassas oldukları noktalar cuma günleri. Cuma günleri ibadet noktalarının onların ibadete çabuk ulaşabilmesi için bir takım hizmetlere tekrar faaliyete geçireceğiz. Kadınlarla alakalı da bir takım projelerimiz olacak. Bizim kadınlarımız biliyorsunuz tarım memleketi olduğu için ama kendi işi var. Kendi işiyle alakalı tarlaya gidiyor ama bir başkasının yanında günlük çalışarak rızkını kazanmak için çalışmaya gidiyor. Onların da boş vakitleri de bir akşam üzeri oluyor. Yani çoluktur, çocuktur, yemektir, şudur, budur derken o akşamüstü 1-2 saat o vakti iyi geçirebilmeleri için okuma evleri tarzında, akabinde bir internet kafe tarzında sadece bayanlar için bu tür bir projelerimiz vardır. Kimler öncesi Sultanhisar'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet İttifakı bozuldu. Cumhuriyet Halk Partisi kendi başına, İyi Parti kendi başına ama Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Muhtemelen 5 aday yarışacak. Ben öyle görüyorum. Vatandaş kimi takdir ederse adayların adaylıkları gelsin bakalım. Vatandaş biraz önce ifade ettiğim gibi kimi takdir ederse onun nezdinde belediyenin anahtarını teslim edecek.